öleli 42 yıl oldu. Ama hanımın çiftliğinde, 72. koğuşta, gurbet kuşlarında, kitaplarından uyarlanan dizilerde, filmlerde ve müzesinde yaşamaya devam ediyor. Bu hafta Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'yü konuk ediyoruz. Usta yazarı ölümünün yıl dönümünde anıyoruz. Evet efendim, hepiniz biliyorsunuzdur. Hanımın Çiftliği, 72. Kavuş, Bekçi Murtaza, Gurbet Kuşları. Evet, bugün bu ölümsüz eserlerin yazarı Orhan Kemal'i konuşacağız. Bugün usta yazarın 42. ölüm yıl dönümü ve oğlu Işık Öğütçü yanımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, babasının eserlerini konuşacağız, hayatını konuşacağız ve onun adına kurulan müzeyi konuşacağız. Kendisi bize anlatacak. Orhan Kemal ile ilgili soru sormak isterseniz lütfen siz de bize katılın. Hafta sonu @ntv.com.tr'den bize ulaştırabilirsiniz sorularınızı Orhan Kemal ile ilgili. Şöyle yazmış bir öğrenci. Sizi tanımıyorum. Kitaplarınızı okudum. Müzeden öğrendiğim kadarıyla çok acı çekmişsiniz. Cezaevinde kalmışsınız. Acaba bugün olsa aynı şeyleri yapar mıydınız? Bence yapmazdınız. Evet, 14-15 yaşlarında bir genç bunu yazıyor müzedeki deftere. Ben size bunu sormak istiyorum. Orhan Kemal bugün olsaydı yine bunları yapar mıydı efendim? Yapardı da yazardı da. Çünkü onun kalemi zaten halk için yazan bir kalem. Hmm. Sıkıntıları dert edinen, sıkıntıları sürekli gündemde tutan, tutmazsa rahatsız olan. O açıdan bunların evet. Sıkıntısını işte çeşitli cezaevlerinde geçiren, tutan. Bir yazarımız aslında. Hı hı. O arkadaşımız kendisi de ifade ediyor, tanımıyorum diyor. Tanısaydı zaten bunları herhalde yazmazdı. Siz şöyle demişsiniz babanız için, yaşadığı gibi yazdı, yazdığı gibi yaşadı. Çok da mütevazi bir hayat sürmüş bildiğimiz kadarıyla. İşçilerin arasında yaşıyor, onların sorunlarını anlatıyor. Biraz bundan bahseder miyiz lütfen? Tabii. Yani babam 1951'de İstanbul'a geldiğinde hep işçi semtlerinde yaşadı, hı hı. Ve oradan beslendi. Evet. Tüm eserleri halkın içinde olmasından dolayı sizi o eserlerin içine zaten hemen çekiverir. Bunu bir duruş olarak, görüntü olarak yapmadı. Gerçekten öyle yaşıyordu. O yaşantının içinde o insanlarla birlikte olmayı tercih ediyordu. Hı hı. Tabii ki eserleri her zaman onların dertlerini irdelediği kadar günlük daha değişik sorunları da irdelemiştir. Ve çeşitli karakterler, tipler Orhan Kemal'in işte o gördüğü, yaşadığı, duyduğu insanlardan esinlenmiştir. Evet. Bugün işte demin siz de söylediniz Murtaza. Murtaza bugün çıkın sokaklara. Kaç yine yaşıyor. Kaçta? Yani o açıdan Orhan Kemal'in saptamaları, gözlemleri ki çok büyük bir gözlemci. Bugün için de geçerli. Yani yaşayan bir klasik bir sanatçı aslında. Biraz da şunu açmak lazım belki bilmeyen için. Babanızın asıl adı Mehmet Raşit. Orhan Kemal nasıl oluyor? Şimdi onun hikayesi de çok enteresan. Babam 1938 ile 43 yıllar arasında 5 yıllık bir mahkumiyet alıyor. Bunun nedeni de Büyük Üstad Nazım Hikmet'in şiirlerini okuması falan da var. Evet. Bu neden içinde. Dostlukları var, ona da değineceğiz. Evet. 1942 yılında daha doğrusu o 5 yıllık mahkumiyetin 3,5 yılı Bursa cezaevinde. 42 yılında babam işte öykülerini Orhan Raşit, Raşit Kemali diye yazıyor. Ve İstanbul'daki çeşitli dergilerde bunlar çıkıyor. Fakat o dergide, Yürüyüş isimli bir dergi, bir soruşturma var kendi üstünde. Oradaki yazarların çoğu hapisten yazdığı için başlarına bir şey gelmesin diye editörler kurulu bütün orada yazanların isimlerini değiştiriyor. Çok güzel. Babama da Kemal düşüyor. Evet. Raşit'ini kaldırıp Kemal'i koyuyorlar. Babam bu öyküyü gördüğü zaman İsmi kendisinin fakat imza başka bir isim olarak görüyor. Soruyor, soruşturuyor ve sonra diyorlar ki böyle bir şey yaptık. Böyle bir şey yaptım. Ve o da şunu diyor. Ya bu imza kıyak be. Bundan sonra ben bununla yazacağım.
Ve 1942'den 1970'e kadar hep Orhan Kemal adıyla yazıyor. Ne iyi yapıyor. 52. Koğuş'a, Bursa Cezaevi'ne gidelim. Orada Nazım Hikmet'le birlikte dediğiniz gibi bir dostluklara başlıyor. Ve orada ufak ufak kıvılcımlarla birlikte Orhan Kemal'i yazmaya başladığını görüyoruz. O dostluğu, yazmaya başlamayı biraz dinleyebilir miyiz sizden? Tabii aslında yani o iki büyük insanın işte kaderi diyeyim. 2 Haziran, 3 Haziran ya, ölüm yıl dönümleri. Buradan Nazım Hikmet'te almış olalım. Şimdi yarımız da programımızda anacağız. Öyle mi? O zaman çok çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Babam 1940 yılının Nisan ayında Adana'dan Bursa cezaevine naklediliyor. Nazım Hikmet de Çankırı'dan Aralık 1940'ta geliyor. Ve iki insan, daha doğrusu babam tabii çömez bir şair. Nazım Hikmet'le karşılaşmış. Çömez dediniz de ne olur unutmayın. Bir izleyicimiz sormuş. Orhan Kemal'in Bacaksız Orhan diye bir lakabı var mıdır? Varsa esprisi nedir diye, böyle bir şey biliyor musun? Hiç duymadım. Hiç duymadım. Peki. Oraya geldi babanız. Evet, cezaevine. Bir karşılaşmaları zaten çok hoş. İşte bu anıları 1965'te çıkardığı Nazım Hikmet'le 3,5 yıl isimli anı kitabında çok iyi yazar. Nazım Hikmet işte ben Nazım Hikmet diye elini uzatıyor. Babam sıkıyor ki büyük bir devasa bir insan olarak düşünüyor. Oysa tahta bavuluyla çok basit bir kıyafetle çıkıyor. Ve arkadaş oluyorlar. 5 dakika içinde kaynaştık diyor. Ne güzel. Ve Nazım Hikmet'in şöyle bir tutumu var. Yani gittiği koğuşlarda kalmak istemiyor. Babamın da kimin oğlu olduğunu, ne iş yaptığını falan, neden düştüğünü bildiği için teklifte bulunuyor. Beraber kalabilir miyiz diyor. Babam diyor müdüriyet eğer izin verirse seve seve olur. Çünkü daha önce oraya savcılık telefon açıyor. Nazım Hikmet'i diyor tek kişilik koğuşta yatıracaksınız. Çünkü kiminle temasa geçirirseniz kendine benzetir. Zehirliyor. Evet. Hakikaten de çok iyi bir şair yapamıyor ama çok iyi bir öykücü ve çok iyi bir düz yazıcıya dönüştürüyor. Evet. İşte babam şiirlerini okuyor. Nazım Hikmet'in saçları diken diken oluyor. Bu kadar berbat şiiri nereden buldun da yazdın diyor. Arkasından bir gün babamın bir düz yazısını masanın üstünde buluyor. Çok hoşuna gidiyor. Babam avluda işte hava alırken Nazım Hikmet ayağında takunyalar, altında pijaması avluya çıkıyor ve sallıyor o kağıdı. Bunu sen mi yazdın diyor. Babam diyor yine yandık, fırça yiyeceğiz herhalde. Ben yazdım diyor korka korka. Kardeşim bırak şiirimi yere, düz yazı yaz. Sende çok iyi bir kumaş var. Ne ve güzel. O günden sonra babam düz yazıya yöneliyor. Tabii Nazım Hikmet orada şunu yapıyor. Ben sana yani bu işin yolunu yordamını gösteririm. Hazır mısın? Var mısın böyle bir sabra? Hapishanedeki insan ne yapacak? Ne güzel. Ve ondan sonra işte tarih, psikoloji, sosyoloji, edebiyat her şeyi Nazım Hikmet vermeye başlıyor. Zaten orası Nazım Hikmet Üniversitesi aslında. Ben öyle görüyorum. Bursa Cezaevi değil. Bir izleyicimiz Orhan Kemal'in yazarlıktan başka mesleği var mıydı diye sormuş. Hayır, sadece yazıcılık. Yazıcılık. Peki o zaman babanız yaşasaydı 98 yaşında olacaktı bu sene. 100 yaşına yaklaşıyorsunuz. Onunla ilgili de hazırlıklar var galiba. Müze var. Onunla ilgili bilgiler rica edebilirim. Tabii. Önce müzeden başlayayım. Lütfen. 2000 yılında bütün dostlarının, ailesinin de ortak bir isteğiydi aslında. Bir ne Orhan güzel. Kemal Müzesi'nin olması. Ama bunlar tabii bir imkan dahilinde olan şeyler. İşte 97 yılında buna sahip olduk. Cihangir'de bir binanın giriş katını ve onunla ilgili olarak da kitaplarının ve de işte bir kahvesinin ki o İkbal kahvesi ya, onun hayatında tabii. Çok önemlidir. Bir küçük minyatür şeklini oluşturarak bir müzesini açtık. Ve çok güzel bütün eşyaları orada toparladık. Gelenler zaten çok hayranlar. Orhan Kemal'i yaşıyorlar. Mutlaka. Ve müzeden çıkarken de Orhan Kemal'le kol kola çıkıp ne güzel. Gidiyorlar. 100. yıl. 100. yılda 2014 yılında yani çok muhteşem şeyler olmasını istiyorum ben bir evlat olarak. Çünkü babamın hiçbir zaman bir doğum günü olmadı. Biz hiçbir zaman bir doğum gününü kutlayamadık. O açıdan
Kültür Bakanlığı'na da ben bir rica namede bulundum. Ne tam güzel. 18 maddelik. Yanıt alırsınız. Yani Ertuğrul Bey de bu işte çok duyarlı. Çünkü onun çok güzel bir anısı var. Bilmiyorum isterseniz anlatayım. Bir imza gününde o zaman kendisi öğrenci babama kitap imzalatıyor. Ve o kitapla birlikte orduya yola çıkıyor otobüsle. Sonra otobüsten indiğinde kitap orada kalıyor. Oo. Ve kitap kayboluyor, gidiyor. Tek imzalı Oo. Kitabı da orada kaybediyor. Onu hep anlatır. O açıdan o duyarlılığa sahip olduğunu biliyorum. Eminim ki 100. yılda da elinden geleni en azından o kitabın hatırına yapacaktır Sayın Bakan. Sayın Öğütçü, çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Orhan Kemal'i yaşattığınız için. Rica ederim efendim. Sayenizde oluyor. Evet, kısa bir ara devam edeceğiz efendim. Ha, kapatıyoruz. Aa, kapatıyormuşuz. Peki, çok özür dilerim efendim. Bugünlük de bu kadar. Sayın Öğütçü ile bugün de hafta sonunun sonuna geldik. Yarın yine birlikte olacağız. Biraz önce de söyledim. Moskova'dan Nazım Hikmet'i anarak başlayacağız. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz efendim. Saygılarımla.